Irkçılar çirkin yüzlerini yine gösterdi. İsveç'in Malmö kentinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik hain saldırı düzenlendi. Kent halkı protesto için sokaklara dökülürken Ankara'dan da sert tepki açıklamaları geldi. İslam düşmanları bu kez İsveç'te sahneye çıktı. Malmö'de sokaklar karıştı. Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık eden ırkçılara tepki çığ gibi büyüdü. Provokasyonun sahibi İslam düşmanı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan ve yandaşları sözde o siyasetçiye İsveç'e giriş yasağı konmasını protesto ettiler ama kutsal kitabı ateşe vermeleri büyük tepki çekti, halk sokaklara döküldü. Ankara'dan da peş peşe sert açıklamalar geldi. Avrupa değerlerine vurulmuş ağır bir darbe diyen Dışişleri Bakanlığı, çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz açıklaması yaptı. İsveç yönetimini de bu gibi eylemlere karşı önlem almaya çağırdı. AK Parti sözcüsünden de lanetliyoruz açıklaması geldi. Ömer Çelik sosyal medya paylaşımında kutsal kitabımıza yapılan bu saygısızlık Avrupa'da İslam düşmanlığının ve faşizmin nasıl güçlendiğini gösteren yeni bir lanetli eylemdir. İsveç makamlarının bu saygısızlığı en ağır şekilde cezalandırmasını bekliyoruz ifadesini kullandı.